Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23'te paket açacağız ama görevlerden gelen bir paketim var. Bu paket iyi bir paket. O yüzden bu paketi birlikte açmak için video başlattım. Şimdi burada görevi de tamamladık. Gosses'i de alıyoruz. Aktif bir İtalyan kadrom ya da Serie A kadrom yok. O yüzden bu gelen oyuncuyu şu aşamada kullanmayacağım ama aynı zamanda Premium Foot olduğu için demeyeyim de Premium Foot'sa kadro kurma görevlerinde uyumlu olur. Kimyası uyumlu olur. Kullanabilirim. Şimdi birinci paketim bu arkadaşlar. Öncelikle bunu bir açalım. İki tane oyuncudan birini seçeceğim. Mert Günok, David Garcia. Yani Türkiye kadrom zor bir seçim. Ama Mert Günok'u seçmeyeceğim. Stoperi seçeceğim ve kadro kurma görevinde de kullanacağım. Şimdi bu ikisini öncelikle kadroya bir gönderdik. Şimdi geliyorum dönüm noktasına. Oyuncu seviyesini yükselttiler. Raul Jimenez ile tam 4 oyuncu varken Jimenez dahil 5 gol attık ve böyle bir paket geldi. Şimdi 1 bölü 3 diyor. 3 tane oyuncu gelecek. 3'ü de Jimenez oyuncuları acaba. Evet, 3'ü de Jimenez. Şöyle bir bakalım. Fark etmez aslında hangisi olduğu görüntü olarak. Güçler aynı mı? Bir ona bakalım. Evet, güçler de birebir aynı. Şimdi 92'lik Jimenez'i 5 maç yaparak, 5 maçta plaseyle gol atarak 94'e yükselttik arkadaşlar. Darwin Núñez de 91'den 93'e yükselecek. Ama onunla 15 maç yapmamız lazım. 5 Serie A oyuncusu varken. Yani şunu seçebiliriz ya. Çok sıkıntı değil burada. Şimdi Jimenez'in 94'ünü aldığıma göre 92'lik Jimenez'de kadro kurma görevleri gelirse kullanabilirim. Sonraki hedefim şuradaki Nunez. Yalnız 3 gün kaldı arkadaşlar. 3 gün içinde 14 maç daha yapıp bu görevi en azından bitirmem lazım. Şöyle özelliklere de bakalım. Hızı 97'den 98'e çıkıyor. Fiziği de 95'e çıkacak. Dribbling zaten 90'da. Bir pası düşük, bir de defansı düşük ama forvet oyuncusu için çok da önemli değil diyebilirim. Burada da ortalama özellikleri. Fiziksel olarak güç ve dayanıklılık çok yüksek. Yani zıplama da bir tık daha iyi olsaydı en azından fiziği bu kadar iyi adama 85 zıplama biraz düşük kalmış. Belki boyuyla alakalı bir sıkıntıdır. Sonra bir bakalım. Falso 90. O çok iyi. Zaten hızlanma 99. Sprint de 97. Evet, bu futbolcuyu almaya çalışıyorum ama başarılı olur muyum bilmiyorum. Umarım olabilirim. Şimdi gelelim mağazadaki diğer paketlerimize arkadaşlar. Altın paketi hızlıca açıyorum. Bir tanesi nadir olmak üzere. Çok da iyi bir şey gelmedi. Hemen hızlıca geçtim. Bir tane jeton geldi. Rosario'yu bakıyorum. Kadromda satılabilen bir öğesi yok. Hızlıca satışa koyduk. Daha doğrusu yok ettik. Bir altın paket daha deniyoruz. Buradan belki fena bir şey gelmezdi ama. Parti geldi. Livakovic. Biliyorsunuz Fenerbahçe almaya çalışıyor. Kaleci. Mega paket. Evet, güzel bir öğe geliyor mu? Kış Jokeri. Düşük fiyatı sanırım. Ve Ghost geldi. Yani yakın zamanda kadro kurmada
kullanmıştık kendisine. Ve tekrarı da geldi. Şimdi Pulisic, Orkman, Kulusevski, Kulusevski satılabilen aya çıktı. İyi, güzel. Morales, Romero'yu hemen satışa koyalım. Derby Control şarkısı, bu da bitti. Hızlıca geçtik. Bir tane de altın paket geldi oradan ama satılabilen öğeler içeriyor arkadaşlar. Hemen hızlıca aç dedik. Çok güzel bir şeyler gelmedi. Kopya öğe varsa da zaten satılabilecek durumda. Hızlıca devam ediyorum. 81 artı 2 nadir oyuncu paketi. 0 Bremer geldi. Juventus'tan Brezilyalı. Diğeri de Payet. Payet'in 89'luk oyuncu gayet güzeldi. Bunu en sona saklayayım. 83'lük duble oyuncu paketi açalım. Hızlı geçtim. Ne geldiye sürpriz olsun dedim ama Sancho'yla David Silva. Üst düzey altın ve gümüş oyuncu paketi. Bunlar satılabilen öğeler. Sabrowski. Onu da satışa gönderdik. Jumbo. Bu da satılabilen bir paket. Düşük geldi biraz diyebilirim. Alex Moreno geliyor. Son iki paketim arkadaşlar. Bir tanesi 85, 3 tane oyuncu. Diğeri 83, 2 tane oyuncu. Önce düşüğü açtık. Foot Centriol geldi. Tadic, Fenerbahçe'nin yeni transferi. 87'lik Tadic kadro kurma görevlerinde çok iyi oldu. Ve son olarak 85'lik 3 tane oyuncu paketi ne geliyor bakıyoruz. Bir kere daha kış jokeri geliyor. Adama Tore. Hız olarak çok güzel. 97 ama piyasa çok daha yüksek tabi. Alexander Pato geldi arkadaşlar. Kanada Hernandez geldi. SLO'da Hernandez. Bunun bir üstü Di Maria. Di Maria, evet yanlış hatırlamıyorsam İtalya'ydı. İtalya liginde oynuyordu. Yani sonuç itibariyle kadro kurma görevinde kullanabileceğim oyuncu bunlar. Evet arkadaşlar, bakalım promosyon paketinde bir şey yok. Bir de önünüzde mi paketi açayım. Bazen güzel şeyler gelebiliyor çünkü. Sonra da videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bore geldi, 78'lik. Para ediyor mu? Bir bakalım hızlıca. Etmiyormuş. Evet arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmıyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.